Merhaba arkadaşlar. Sıradaki dersimiz medya etiketleri. En son 8. eğitim videomuzun sonunda zaten bunu söylemiştim. Medya etiketlerinden sonunda CSS 3'e geçiyoruz. Şimdi medya etiketlerinde HTML5'in medya etiketlerine kazandırdıklarına beraber bakacağız arkadaşlar. Medya etiketlerini kullanırken HTML5'ten önce kullanılan işte QuickTime, Flash Player, ActiveX gibi elementler artık mazide kaldı. Zaten kalması da gerekiyordu. Hem sunucuyu hem sayfayı yoran bu denetimler fazlasıyla gereksizdi. HTML5'te ise ne var? Video var, audio var. Bu elementleri bu işi fazlasıyla görüyor zaten. Bunun haricinde Canvas var. Canvas etiketi ise sayfada çizimler yapmamıza olanak veriyor. Ama kullanışlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz kurcalamıştım ama Canvas etiketiyle çizim bence saçma. Yani Photoshop'ta 10 saniyede yaptığını orada bir sürü JavaScript kodu yazıyorum falan filan. Ha belki daha kolaydır. Ben şey yapmamışımdır, detayına girmemişimdir, bilmiyorum ama neyse artık. Nerede kaldık? Ne diyorduk? Canvas demiştim. Biraz rahatsızım. Son videoda da gürültülü bir hapşırma duydunuz zaten. Ondan sonra gece biraz rahatsızlandım. Gündüz de pek iyi değildim. Şu an saat 3.30 falan. Toparladım kendimi. HTML5'i bir an önce bitirmek istiyorum. Daha işlemediğimiz şeyler aslında var ama siteyi yaparken artık CSS 3'ten sonra siteyi yaparken detayına gireceğiz. Şimdi audio etiketini inceleyelim arkadaşlar. HTML5 medya etiketleri diyelim. Audio diye bir etiketimiz var. Gördüğünüz gibi direkt SRC diye açıldı. Bunun kullanımı biraz nasıl söyleyeyim, biraz farklı iki kullanımı var. Hatta iki kullanımı, evet, farklı iki kullanımı var. Genelde bir tanesi tercih ediliyor şeyinden dolayı, kullanışlarından dolayı. Şimdi eskiden sayfamızda müzik kullanmak istediğimizde bilirler eskiler. Eskiler dediğim HTML5'in tarihi aslında çok değil. 2011 miydi? Öyle bir şeydi. Her neyse işte sayfada müzik kullanmak istediğimizde ne yapıyorduk? Flash içerisine müzik embed eder. Sonra da SVF dosyasıyla bunu sayfamızda kullanırdık. Tabii bunun için kullanacağımız özellikler JavaScript kodları da Jabası. Şimdi ise HTML5 ile gelen bu audio etiketi ve aldığı özellikler sayesinde bunu kolayca yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama yine de sayfamıza aldığımız müziğin yükünü, sayfamıza kattığı yükünü, sunucuya kattığı yükünü hafifletemiyoruz maalesef. Ondan başka, şimdi şeye geçelim, audio'ya. Ben şey hazırlamıştım. Heh, bu. Şimdi ben müzikler falan hazırladım daha önceden. İşte bir OGG, bir MP3. Video için de MP4, yine OGG uzantılı hazırladım. Bunlara bir bakalım bakalım. Bunlar neymiş, ne değilmiş, ne yapıyormuş. Şimdi şunun şeyini alayım ben. Şimdi SRC'ye direkt yolu koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi video HTML ile MP3'ün olduğu dizin, aynı dizin olduğu için
Buraya dosya ismi falan girmemize gerek yok. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi burada bir de kontrol özelliğimiz var. Bu bir şeyin MP3'ün işte ileri sarma, geri sarma, cart çurt bu şeylerini kontrol etmek için kullanılıyor. Burada da tarayıcı desteklemiyorsa eğer audio özelliğini HTML5'i tarayıcı desteklemiyorsa burada kullanıcıya bir uyarı veriyoruz. Tarayıcınız audio özelliğini desteklemiyor diyebiliyoruz. Ya da işte MP3'ü desteklemiyor olabilir. MP3'ü desteklemiyorsa audio. MP3'ü desteklemiyorsa OGG var mesela. Bu OGG diyoruz arkadaşlar. MP3 OGG'ye çevirmek için de Google'a MP3 OGG Converter yazın, ilk açılan sitede zaten rahatça, kolayca çevirebiliyorsunuz. Onun detayına girmeyin. Controls. Buraya da hemen yazalım. Şimdi tarayıcım ikisini de destekliyor benim. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Şimdi ikisi de açılacak. Bakalım. Aslında tarayıcıların hepsi destekliyor arkadaşlar. Bakın şunu da hazırladım ben zaten size. Nerede o? Koymamış mıyım? Audio. Ha. Audio tarayıcı destek. Ha. Şimdi gördüğünüz gibi Internet Explorer MP3'ü destekliyor. WAV'ı ve OGG'yi desteklemiyormuş. Chrome hepsini destekliyor. Firefox hepsini destekliyor. Safari OGG'yi desteklemiyor. Opera hepsini destekliyor. O zaman biz buraya hem audio hem MP3 hem de OGG girmemiz lazım değil mi? Yani ya da WAV girmemiz lazım. WAV da yapabilirsiniz. Şimdi burada iki ayrı şey var. Ayrı ayrı mı gireceğiz peki desteklemiyor diye? Ayrı ayrı girersek ne olur? Hemen bir bakalım ne oluyormuş ayrı ayrı girince. İki tane oldu. Tamam, bunu desteklemiyor. Bunu çalmadı diyelim. Bunu çaldı. Bu burada kalacak mı? İşte o öyle olmayacak. Bunun için bunun bir yolu daha var arkadaşlar. Audio diyoruz. SRC demiyoruz. Kontrol istiyoruz buraya. Source ekliyoruz. SRC. Buraya yolu giriyoruz. Bir de buraya tipini göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Pardon. Audio. Ne bu? MP3. Hemen burada OGG. Eğer tarayıcı bunların hiçbirini desteklemiyorsa bize uyarı versin. Bakalım. Ne oldu? Şimdi biz buraya 4 tane girdik. Bak, 2 burada var. 2 burada var. Ama buraya ne oldu? 1, 2, 3 tane çıktı. Şunları kapatalım bakalım. Bunlarda bir sıkıntı var o zaman. Demeyin arkadaşlar. Demeyin. Alttaki tek şey. İlk destekleyeni alttaki gösteriyor. İlk destekleyen ne? MP3. MP3'ü gösterecek. Şunları kapatayım. Gördüğünüz gibi tıklıyoruz. Asya'dan Beni Aldattın şarkısı çalıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bu audio'nun bir aldığı şeyler var, özellikler var. Türleri, tip özellikleri, tip türleri var. Bunlar neler? Audio, MPEG,
şuraya aslında evet, enfek girmemiz gerekiyordu. Buraya oraya enfek girmem gerekiyordu. Gerçi fark etmiyor, çalıyor da. Bir sorun çıkarabilir belki. Sonuçta bize demişler ki böyle girin. Burada audio MP4 kabul ediyor. Bunun içinde M4A yazacağız. Audio OGG kabul ediyor. Onu da kapatmayı unuttum ya. O şarkıyı çok seviyorum. Başka? OGG dedik. Buranın şeyi OGG olacak. Yine audio OGG böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İki tane OGG var. Bu OGA nedir? Onu bilmiyorum. Bakmadım da. Zaten işimize de yaramıyor arkadaşlar. Yani MP3 yetiyor bize. MP3 ve OGG bize yetiyor. WAV'ı da girmemize gerek yok. Web'i de girmemiz, Web'in diye bir şey var, Webma. Onu da girmemize gerek yok. Neye uğraşıyorum bu kadar demeyin. Geleyim ya, bir yazayım da bilin en azından. Yani bunlar da var. Bunlar da var. Ne var? Web'im var. Webma yazıyorum. Bu da Webma arkadaşlar. Bunlar nedir? Şu MP3, şu uzantılar. Yani OGG, Audio OGG şu kısım. Bu da uzantının olduğu yer. Yani şey, dosyanın uzantısı. Kafa hala dumanlı benim ya. Audio. Wow. Bu da WAV'dı değil mi? Evet, WAV. WAV olması lazım. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Peki yorum satırları içerisine alayım. Ne oluyor lan? Ha, body almışım yorum satırı içine. Şöyle süsleyeyim biraz. Ne diyelim buraya? Audio type, subtype, türleri nelerdir? Soru işareti lazım oluyor. Bir de arkadaşlar, audio'nun aldığı değerler var. Hani controls gibi değerler var. Bunlar da nedir? Müzik açıldığında sayfamda direkt çalsın abi, ben tıklayınca çalmasın diyorsanız autoplay değerini kullanıyorsunuz. Kontrol değerini zaten burada kullandık. Şurada kullandık. Şurada kullandık. Loop var. Loop'ta tekrar etsin demek için şey yapılıyor. Ben bunu autoplay'i bakın şuraya bir girelim. Autoplay. Bakalım autoplay oluyor mu? Evet, autoplay oldu arkadaşlar. Autoplay'i kaldıralım. Gördüğünüz gibi çalmıyor. Autoplay ve loop diyelim. Ne olacak? Loop deyince. Bitince yeniden başlayacak. 30, 32, 33, 36, 44'e gelince 39. Yeniden başlaması gerekiyor. Loop'un anlamı buydu. Evet, yeniden başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Belki bir fon müziği koyarsınız. Fon müziğin bittiğinde tekrar etsin dersiniz. Onun için de loop özelliğini kullanırsınız arkadaşlar. Loop özelliğini şurada nasıl kullanırız? Onu da göstereyim. Bu medya etiketlerini ben çok sevdim.
Bakın, loop, loop diyoruz. Autoplay, autoplay. Burada da direkt yazdım. Aslında burada da o şekilde yazılabilirdi. Gerek var mıydı, gerek yoktu. Gerek yok. Burada bu şekilde yazılıyor mu acaba? Bunu merak ettim. Bunu bir beraber deneyelim arkadaşlar. Ben şurayı kapatacağım. Evet. Orada da aynı şekilde yazılıyor. Yani iki türlü yazım şeyi var. Şuna bence gerek yok. Kod fazlalığı bence. Hiç gerek yok. Browser'lar destekliyor zaten. Browser'lar kendine HTML5'e göre geliştirdiler. Bayağı. Audio bu şekildeydi. Arkadaşlar, videoya geçelim isterseniz hemen. Şurayı ben... ya burnumu falan çekiyorum, kusura bakmayın. Hala dünün etkisi var. Dün biraz da şey yaptım. Bayağı bir yürüdüm. Hava iyiydi, sıcaktı. 10 derece falandı akşam. Bayağı bir yürüdüm. Yürürken de rüzgarlıydı. Şey yapmadım herhalde, hissetmedim soğuğu yürürken sıcak ısındığımdan dolayı. O da çarptı biraz. Şimdi videoya geçelim. Bana ne senin üşüdüğünden, hastalığından diyen olur da sıkmayın ben sizi hastalığımla falan filan. videoya geçelim. Video aynen audio gibi. Video etiketler içerisine yazılıyor. Arkadaşlar. Videomuz da burada. Onun hakkında Asım abi. Videomuzu da yine şuradaki şeyleri aynen kullanabiliyoruz. Controls, loop ve autoplay kullanabiliyoruz arkadaşlar. İşte tarayıcınız desteklemiyor olayını kullanabiliyoruz. Ya da şuraya HTML5 diyeyim. Hemen bunu kaydedip bir bakalım. Onur Akın Asibe Mavi. Gördüğünüz gibi videoyu kullanabiliyorsunuz. Peki ya arkadaşım, biz bu videoyu sunucumuzda niye kullanalım? Bize ağırlık yapmaz mı diyeceksiniz. Bu YouTube atıp oradan iframe'le de kullanıyorduk biz falan filan diyeceksiniz belki. Doğru iframe'le de kullanıyorsunuz ama iframe'i tavsiye etmiyorduk. Daha önceki derslerde de zaten söyledim bunu. Ama YouTube'u bizim bu video embed seçeneklerimizle YouTube'daki videoları kullanabiliyoruz. Bu da güzel bir haber. İframe'le de kullanabiliyorsunuz. Embed'le de, Object'le de kullanabiliyorsunuz. Ben özellikle şeylerini nasıl kullandığımızı şey yapayım, göstereyim. Öncelikle bir videoya giriyoruz arkadaşlar. Şurada paylaş var, ekle. Burası zaten iframe kodu, iframe kısmı. Bunu biliyorsunuz. Ben bunu alayım direkt. Şurayı kapatayım. Burada zaten anlatacaklarım az çok burada var. Şurada embed alalım. Ben baştan anlatayım size. Allow full screen demiş. Disallow, allow full screen. Disallow da diyebiliriz öyle. Frame order 0. Neyse. Uframe. Bit 420 diyelim. Height 315. Evet. SRC'yi yapıştırdık. Videomuzun
Şu sonundaki şey alıyoruz. ID'yi. Bu videomuzun ID'si. Bunu alıyoruz. Şimdi bu videonun normal kullanımı arkadaşlar. Yeniledim. Bu normal kullanımı. Bunda şey yok. Tıklıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Yine full screen yapabiliyorsunuz mu? Yapamıyor musunuz? He, yapamıyorsunuz. Nerede bu? Kısal bu. Full screen. Yok. Yanlış oldu mu? Aldım full screen olacak ya. Salon nereden çıktı? Kısal low. Dull screen olmuş zaten. Dull screen. Ama bir saniye, bir saniye. Allah. Şimdi oldu. Buraya Allah full screen demediğiniz zaman web sayfanızda büyütemiyorsunuz. Tam ekran yapamıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde şeyler autoplay mesela. Autoplay'i nasıl kullanacaksınız? Autoplay diyorsunuz. Eşittir 1. Bakalım. Autoplay 1 olduğu için video otomatik başladı. Autoplay 0 olsun, video otomatik başlamasın diyorsanız yazmanıza zaten gerek yok. Autoplay 0 default olarak geliyor. Loop özelliği var, video tekrar etsin diyorsanız loop özelliğine de 1 veriyorsunuz arkadaşlar. Video tekrar ediyor bittikten sonra. Onun haricinde autoplay'i de yapalım. Auto play 1. Bakalım. Auto play başladı. 29-29. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda medya etiketlerini inceleyeceğiz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sorularınız olursa YouTube'dan ya da bir webdesign.com'dan ilgili konu altından sorularınızı sorabilirsiniz. 24 dakika. Her türlü soru sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnsanın kendi sesini duyması da çok tuhaf ya. Evet. Loop özelliğini bekliyoruz. Niye olmadı? Niye gelmedin abi sen? Niye loop olmadın sen? Evet, niye loop olmadı? Yanlış mı yazdım? Loop yok. Yanlışlık yok. Loop 1. Allah Allah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben bu işi hiç sevmedim ya. Bu loop çalışmıyor. Bu loop'a bakacağım ben. Siz de bakın. Loop niye çalışmıyor? Controls. Controls'e gelelim. Controls 1 dememize gerek yok. Zaten controls kontrol şeyleri geliyor. Şu işte ilerlet, durdur, ses falan filan olayları zaten geliyor. 0 dediğiniz zaman gelmiyor. Gelmemesi lazım. Beni şaşırtma. Bakalım. Evet. Controls gelmiyor arkadaşlar. Controls gelmiyor. Başka neyimiz var? Loop dedik, controls dedik,
Başka da bir şeyimiz yok. Şimdi bunu iframe'ine çağırmayın demiştim yani. İframe'i biz HTML5 desteklemiyor demiştik. İframe'ine çağırmayın demiştik. Bunu object'le de çağırabiliyoruz arkadaşlar. Object. Object data'ya şu URL'e giriyoruz. Video URL'e. Ondan sonra tabii ki with giriyoruz. Tag girmemize gerek var mı? Tag girmemize gerek yok. Şunu kapatalım. Bakalım ne oluyor. Geldi, o da geldi. Object'le de geldi. Bu embed da edebiliyoruz. Embed'le de gelebiliyor arkadaşlar. Embed diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. İframe yerine embed ya da object kullanabilirsiniz. Ne oldu lan? Niye geldi bu? Allah Allah. Allah Allah. Sen güzel güzel çalışıyordun, sana ne oldu ya? Ha pardon pardon, şu SRC data değil bu. Onu unuttum ben. Ya şimdi geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube video olayı da bu şekilde. HTML5'i bitirdik. Daha doğrusu bitirmedik. Var şeyler var. Yapacağımız şeyler var ama ben kulaklarını çınlatmak istiyorum. Emrah Yüksel kaptanın her zaman videolarında söylediği gibi kervan yolda düzülür mantığıyla gitmek istiyorum. Web sitesini yaparken zaten bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Yalnız ben kararsızım, işte bootstrap'la mı yapsam, yoksa ilk başta HTML ve CSS3 bir tema mı yapsak, öğrenmek amacıyla, derleyip toplamak amacıyla bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde bakacağım, karar vereceğim. İşlerimin yoğunluğuna göre. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. CSS3 derslerinde görüşmek üzere. Esen kalın diyorum. 27 dakikamız dolmuş. Görüşürüz.